beklenen zaman kucaklayan Battal Gazi'ye gittiğimizde her köşesinde, her karışında destanlar yazarak hizmet adamlığını, insanlığını, yüceliğini, kardeşliğini kucaklamayı bizlere seçim havasını bayrama dönüştüren o insan geliyor. Malatya'ya yeni kan geliyor. Selahattin Gürkan geliyor. Çok değerli hazırım, yazanın değerli insanları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Güneşin alnında sizi beklettik, hakkınızı helal edin diyorum. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, yazanımızın çok değerli belediye başkanı, yazanımızın aynı zamanda değerli ilçe başkanı, yazanımızın değerli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Esasında aç insanlara da böyle söz söylerken herhalde yorucu olur diye düşünüyorum. Onun için konuşmamı çok kısa tutacağım. Saat 10.30'dan beri burada bekliyorsunuz. Biraz sonra da sizlere yemekler dağıtılacak. Aç insana tebliğ yapmak bile doğru değil derler ama biz siyasetçi olarak birkaç kelime etmekten de gidemeyiz diye düşünüyorum. Değerli hemşehrilerim, biz bu seçimi biraz evvel Necdet Bey de ifade ettiği gibi seçim havasında görmüyoruz. Memleketimizin demokrasi bayramı ve demokrasi şeylerini olarak görüyoruz. Hakikaten şehrimizin 12.300 kilometre karelik alanında ve 13 ilçemizde ve 718 mahallemizin her gidebildiğimiz yerde gittiğimizde karşılama ve uğurlama hadisesi sanki dersin o evin evladı külfeti aylardan beri yıllardan beri gelmemiş bayramını kutlamaya gelmişler gibi karşılanıyor. Orada aynı şekilde ağırlanıyor ve aynı şekilde de uğurlanıyoruz. Ben bu anlamda Yazıhan'ın Kadir Şinas insanlarına da Malatya'mızın seçkin insanlarına da ne kadar teşekkür etsem o kadar azdır diyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yazıhan'a geldiğimizde hakikaten çok değerli başkanım, çok eskiden beri de hukukumuz olan Nevzat Öztürk Bey başkanımız ve siz değerli Yazıhanlılar hakikaten çok güzel bir misafirperverlik örneği, Kadir Şinaslı örneği gösterdiniz. Bu anlamda hepinizin şahsında, burada olanların şahsında ve burada olmayanlara da aynı şekilde sevgimi, muhabbetimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, tabii bizim yönetim anlayışımızda şunu diyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Hiç cek cak kelimesi kullanmadım. Yaptık dedik, yapılıyor dedik, bitti dedik. Battal Gazi Belediyesi'nde yaptıklarımız hakikaten 5 yıl içerisinde Türkiye'de o emsaldaki 50 yıllık belediye hizmetlerinin çok üstesindedir. İnşallah yarın Malatya'da sizler teveccüh gösterir, oylarınızı tevdi ederseniz ve 31 Mart'ta güçlü bir şekilde sandıkta çıktığımız zaman burada Nevzat Öztürk başkanımız, orada biz ve diğer ilçelerdeki AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarıyla birlikte bir takım halinde Malatya'nın her köşesine, her mahallesine, her santimetresine sizlerle birlikte hizmet etmek bizim boynumuzun borcu olsun diyorum. Bizim hizmet anlayışımız nefsimizi tatmin etmek, insanlara tahakküm etme duygusu içerisinde değildir. İnsanımıza hizmet etmek genel erdemimizdir. Bu anlamda pusulamız amaç için her yolun mübah gören nefsine egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak diyoruz. Çalışmanın, gayret etmenin,
adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu içerisinde hareket edeceğiz. Ve şemsiyemiz gökyüzüdür diyoruz. Şemsiyemiz gökyüzü derken biz güneş gibi olacağız. Gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan güneşin ışığında nasıl yararlanıyorsa biz de hizmet anlayışımızı aynen o gökyüzündeki güneş gibi bütün insanımıza adil ve adaletli bir şekilde imkanlarımızın ölçüsünde sunmaya gayret edeceğiz. Bizim temel esas aldığımız insandır. Hani Şeyh Adabali der ya, çıktığın yolu iyi bil, azminden dönme. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Biz insanımızı yaşatacağız ki devletimiz yaşasın. Bu aralar genelde şöyle bir ifadeler kullanıyor. Efendim işte devletin beka sorunu, istikbal sorunu, istikrar sorunu şeklinde. Şimdi sizlere şunu diyeyim. Bisikletle giden bir insanın ayakta durması ve şeyi neye bağlıdır? Onun sürekli pedal çevirmesine bağlıdır. Bu coğrafyada yaşamanın temel esprisi de bu coğrafyada hep beka meselesi olmuştur. Dün de vardı, bugün de vardı, yarın da olacak. Çünkü bu coğrafya çok pahalı bir coğrafya. Buranın bedelini biz dün de ödedik, bugün de ödüyoruz, yarın da ödemeye hazırız. Değerli hemşehrilerim, yazan 33 Pare Mahallesi var. Eski ismi de köy. Biz Yazıhan'ın isminin Yazıhan olmasının da pek şey etmiyoruz. Yazı demek bozkır anlamındadır. İnşallah buradaki Recai Kutan Boztepe Barajı ve diğer göletlerimizle birlikte Yazıhan Ova'mız sulanıp yeşil bir ova halinde yeşil bir ilçe hüviyetine bürünmesi temel arzumuzdur. Sayın Başkanımızın konuşmalarını yakından dinledim ve takip ettim. Başkanımız hakikaten çok heyecanlı, yüzü diye değil. Gerçekten hep Ankara'ya gittiğimde bakanlarımızın yanında, milletvekillerimizin yanında Yazıhan'a ne yapabiliriz onun gayreti ve çabası içerisinde gördüm. Ayrıca biz ilçe belediye başkanı olmamız hasebiyle de ola ki gücümüz olur diye acaba ne katkı sağlarım diye o gayret ve çaba içerisinde biz ve diğer ilçelerimiz Yeşil ve Büyükşehir'e de aynı heyecan içerisinde, aynı şecaat içerisinde büyük gayret gösterdi. Ben inanıyorum ki bu önünde bulunduğumuz karo taşı tesisleri de Yazıhan'ımızı ve Yazıhan'ımızın mahallelerini daha modern, daha çağdaş, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirilecektir. Kendileri hakikaten biz Tarihi Kentler Birliği'nin encümeni olmamız hasabıyla özellikle buranın Tarihi Kentler Birliği'ne üye olması noktasındaki gerekli dokümantasyonları ve dosyaları hazırlanmasında da çok büyük heyecanlı halini gördüm. İşte onun içindir ki biz 5 tane kültür rotası belirledik. Bunlardan bir tanesi Yazıhan'dır. Yazıhan Asıl Mağaralardır. Arguvan'dır, Arapkir'dir, Hekiman'dır. Yani Malatya'ya gelen turist 5 gün destinasyon içerisinde kaldığı zaman bir kültür rotası Yazıhan'dan gelecek. Buradaki tarihi mekanlarımızı, ansır mağazalarımızı görecek. Türkü merkezi olan Arguvan'a gidecek. Oradan Arapkir'e, oradan Hekiman'a dönüp Malatya'ya gelecek. Bir günlük turunu bu şekilde kapatacak. Diğer bir şeyimiz, kültür ve turizm rotamız Akçadağ, Levent Vadisi, Somuncu Baba, Tokma Kanyonu, Gülpınar Şelalesi şeklinde değerlendirilecek. Diğer bir şeyimiz Aslan Tepe, Battalgazi ve Malatya Merkez ve diğer bir şeyimiz de Nemrut rotası. Diğer bir şeyimiz de Doğanşehir rotası olarak 5 temel rota belirledik. İnşallah bu rotamızı da Tarihi Kentler Birliği ile birlikte bütün belediye başkan arkadaşlarımla birlikte bunu ihtas edeceğiz. Başkanımın dediği Durcasu ile ilgili, parkla ilgili, kent meydanı ile ilgili ve kültür merkezinin varyasyonlarının ve işlevlerinin çoğalması ile ilgili işleri de yakından takip edeceğiz. Ayrıca günümüzün şartları ölçüsünde çıkan şeyleri de hep birlikte ortak karar vererek bu ilçemizin hakikaten yaşanılabilir, çağdaş anlamda bir ilçe olması noktasında elimizde gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Ben şimdi sizlerde bir şey isteyeceğim. Hani dedim ya 31 Mart'ı bayram olarak görüyorum.
ve bu seçimi ve seçim arifesinde hiçbir zaman için seçim olarak görmedim. Hakikaten nereye gittikse gerçekten bir evlatları gibi, bir kardeşleri gibi bizi karşıladılar. Sizler de hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla bu sizin sevginiz, muhabbetiniz bizde şu sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Biz bu insanlara gece demeden, gündüz demeden, kar kış demeden 24 saat 7 gün hizmet etmek zorundayız. Burada Nevzat Öztürk Başkanımız, Büyükşehir'de biz sizlerin hizmetinde ve sizlerin emrine amade olarak sizlerin hizmetini görmeye gayret edeceğiz. Diğer taraftan da özellikle bu kalan 8 günü, 9 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. Ben bu seçimi bayram diyorum. Bayram dediğim için artık şu bu geçmiş dönemde şuna oy vermiş, buna oy vermiş mantığı içerisinde değil. Artık millet sesini birleştirdi, sıra evet de diyoruz. Yani millet sesini birleştirdi, sıra evet de diyoruz. Yani millet sesini birleştirdi, sıra evet de diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ve bu memleketi mazisine layık istikbale hazırlamak için hep birlikte el ele vereceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Yazıhan olacağız. Hep birlikte Malatya olacağız. Ve hep birlikte Türkiye olacağız diyorum. 31 Mart'ı çok iyi değerlendireceğiz. Gece demeden, gündüz demeden. Şimdiye kadar hangi partiye, hangi düşünceye, hangi ideolojiye mensupsa mensup, hangi partiye oy vermişse vermiş, onların gönlünü kazanıp ve Malatya'mızı, geleceğini aydınlık Malatya yapmak için ele verip gayret göstereceğiz diyorum. Ben bizi dinleme zahmetinde bulunduğunuz için ve bu güzel misafirperverlik örneğiniz için başta sizlere ve tüm Yazıhanlı kardeşlerime ve hemşerilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Sayın Başkanım, yolunuz bahtınız açık olsun.